İyi günler sevgili izleyiciler. Takı bölümündeyiz. Bugün şöyle yuvarlak, küçüklü, büyüklü halkalardan yapılmış koleler göstereceğim. Malzemelerimiz istediğiniz büyüklükte yuvarlak fakat delikli olması lazım. Şöyle bir iri zincir, orta boy zincir, bir de küçük zincir de olabilir etrafı tamamlamak için. Şimdi zincirler şurada, beyazlı, sarılı, iri zincir, orta boy, küçük boy. Şöyle kristaller var. Boncuk olarak bir de büyük kristaller, şöyle iri inciler kullanabilirsiniz. Yapmaya başlayalım şimdi. Şöyle küçük metal kapaklar da gerekebilir. Bir tane şu kapaktan aldım. İnciyi geçirdim. Çünkü bu incinin delikleri çok kocaman ve bu çivili teli tutmuyor. Onun için de şöyle yapabilirsiniz. Üstüne de bir tane daha geçirdim. Bundan sonra bir tane de şu küçük kristalden geçiriyorum. Sonra 1 santim kadar bırakıp geriye burkuyorum. Bunu kesiyorum. Sonra her zaman olduğu gibi halka yapıcılığıyla bir halka yaptım. Şimdi küçük halkalı bunlarda halkalı telimi almayı unutmuşum. İki tarafı halkalı telli. Şuradaki halkalı teli şu kristalli yerden minicik bir zincirle tutturacağım. Küçük zincirle ya da direkt olarak bunu şu halkaya takabilirsiniz. Şeyinize göre bu şekilde takabilirsiniz. Ya da şu halkanız büyükse, bakın bunu koydum bu şekilde, şuraya kadar yetiyor. Ama halka daha küçükse yetiyor. Halka büyükse biraz daha araya zincirle tutturabilirsiniz. Şunun gibi. Şimdi bunu buranın deliğinden geçirdim. Şurada büyük bir halkayla, peki şimdi yapılmışları göstereceğim. Model sadece bu kadar. Şimdi şöyle, bakın 3 tane yaptım. Bunu çok iri zincir kullandım. İri olsun istediğiniz gibi, şu irilikte ve daha irilikte hangisini istiyorsanız kullanabilirsiniz. Bakın 3 tane yaptım bu şekilde. Gene iri halkaları birer kristalle birleştirdim. Şurada da 2 tane kristalli koydum ve bu 2 halkalıya, büyük iri halkalara iliştirdim. Bunların aralarına da her birine kristalli birlikte bunları, bu en ince zinciri de bu şekilde arka tarafta kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben şöyle bir takayım. Bakın bu böyle oldu. Şimdi ötekilerine geçelim. Görünüşü gördüm. Bakın ikinci modelde buradan çivili telle küçük kristali büyük halkayla bunlara birleştirdim. Bu halkada delik yok. Onun için de gördüğünüz gibi son derece basit. İçeriye gelen kısma kristal koydum.
şuraya iri halkalarla böyle bu şekilde birleştirdim. Bu da çok değişik bir model çıktı. Bu da böyle. Buraları da aynı şekilde birleştirerek bir küçük halka ile iki büyük halkayı birleştirerek model yaptım. Buraya da gene ince zincirle yaptık. Burada tekliler var. Her zaman olduğu gibi mutlaka bir tekli kullanıyorum. Bunları kordonla zincir yerine kordon kullandım. Bu da gene değişik bir tarz. Halkaları değişik. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bunda da göründüğü gibi yapılışını göstermeye gerek yok. Çünkü son derece basit. Her zaman dediğim gibi mühim olan modeli. Bunları da halkaları bu şekilde kullanarak bakın şurada sayılarını buradan çok güzel takip edebilirsiniz. Şöyle bir model yaptım. Bakın tekniği gene aynı. Son derece basit. Şunlar sallantılı durumda. Burada, burada. Bunları üçer halkayla birleştirdim. İkisi de hepsi üçer. Buraya da sallantıları koydum. Kedi gel. Gel kedi gel merhaba de. Gel canım. Gel. Gel güzelim. Gel merhaba de. Kıskanç kedi. Beni kıskanıyor mu kedi? Tamam. Hadi bakalım. Sedeften yapılmış bu halkalar var. Çok hoşuma gitti. Tekniği aşağı yukarı demin gösterdiğim gibi ona benziyor. Bunu ben şimdi takacağım boynuma. Güzel. Her seferinde soruyorum güzel görünüyor. Bu da gene mavi gerçek sedef. Yapılmış halkalar. Bunları da gördüğünüz gibi son derece basit. Bunlar da aynı teknikle yapılmış. Küpe bu beyaz sedef. Bu da bakın. Onu gösterelim önce. Sonra bu da kocaman. İki taraf. Nedense hep iki kulağda değişik şeyler takmıyoruz. Hep aynı olması lazım. Bakın bu onun teki. Evet. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler diyorum. Hepiniz çok şanslı inşallah.